Mezopotamya Salam, ben Ayten, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle değişik bir makyaj videosu çekeceğim. Instagram'da gördüğüm makyajlar kim, o harici bloggerlar kim, bu Kaliforniya'da yaşayan. Bu ne mi? Çekici kameranga şey diyeceğim videoya başlamadan ben. Arka fonu hiç böyle tasavvur edemedim. Çok güzel bir yaşlılık kimi tasavvur edildim ama çok Photoshop'la düzeltilmiş, çok çirkin bir arka fon kimi durur bilirim ama tabiydi ilk sözüm bu. İkincisi de eleyebilecek hiç neyim yoktu. Çünkü bu ışıklar, kamera vesaire yerini değiştirmek çok uzun vaxt alır. Ve buranı bağlayabilmirəm. Softbox'un yansıması düşür deyə. Ona göre de kamera qabağından bayağı mini çək geçtim. Evvelce yüzümü NYX'in Bear With Me seriyasından nokta makyaj evveline sonrasında istifadə olunabilen bir spreydi. Bu arada üzümdə heç nə yox idi dünə qədər. Bugün səhər oyandım, bir dəmdə dodağımın burasında hayatımda heç var sızanaq mı, nə bir şey çıxıb. Bir qızartı var, sızanaq deyil bu arada, heç bir qızartı var buralarda. Kielsen bu Ultra Facial kremiyle. Bence bu krem tam böyle makyaj altına. Ay kuşlar var hayatta, siz de gelin, eksik kaldınız. Her türlü hayvan var, biz siz eksik kaldınız. Böyle çok basic bir nemlendirici. Yani böyle ne böyle çok kalın bir nemlendirici değil, çok nazik bir nemlendirici. Su bazlıydı ve her cilt tipine uygundu diye göz kremi. Ekşi lakları özüm söktüm. Bildiğimiz yani tırnaklar elemeyin diye danışıram bunu. Dırnaqlarım o kadar nazik olub ki, ne təzən şalak gedə bilirəm karantin, ne de bir şeyler eləyə bilirəm. Ona göre çok pisdir, baxmayın. Ama mən size baxmayın dediğim için daha çok baxasız dırnaqlarıma. Bu arada arka fon saxta değil, baxın, deyə bilirəm. Bu Dior'un məşhur Backstage tonal kremi. Face and body kimi de deyirlər, qab plastikdir bu arada. İki tonal krem var iddiasında ağlımda. Birincisi Dior'un Forever Skin Glow tonal kremi. İkincisi de Maclean Face and Body'si. Sonra ikisinin de arası olduğuna inandığım bir məhsul. Dior'un bu Backstage tonal kremi. Məndeki 0 ve 0 warm rəngidir. Makyajı var. Tam bir makyaj artistiyim məncə. Deyeceğim, tonal krem hakkında danışacağım. Ama evvelce göz altı kapatısı vurmak istiyorum. Bu daha parlak göründüğü için Maybelline Fit Me 10 nömrə. Kapatıcı eğer yeterince göz altımızı kapatmır veya kapatmadığına inanırsızsa böyle kapatıcını vurun, biraz gözlüğün kursun sonra yani. Ayten'den bir hayat kurtaran diyor. Tonal kremi ben çok beğendim. Bu arada kapatıcılığı hiç yok değil. Mence var biraz. Ve tam benim sevdiğim gibi az kapatıcılık veren, parlak görünen. Ne deyelim, kamerada da bu kadar parlak görünür. Böyle çok parlak görünen, az kapatıcılık veren çok güzel bir tonal kremdi. Gözaltı onsuz da yani çok sevdiğim bir gözaltı ama orta kapatıcılığı var. Yani kat kat vurarak artırabilirsin ama onda da gözaltı çok kırışacak. Like me. Sephora'nın bu set pudrası. Un kimi. Ucunda bir şey var. Başka bir fırça. Bu Burjan'ın bir fırçasıdır. Bu arada bu da parlak bir pudradır. Elime dökülüyor. Bu arada bu da parlak bir pudradır. Ona göre bunu istifadə elədim ki göz altlarım böyle çok mat olmasın. Üzümü pudralamayı sevmir ama göz altlarımda çok qırış var. Heç kimi inandıra bilmirəm qırış olduğunu ama var. İndi gözüm eləyək, üzüm eləyək. Göz eləyək məncə. Clinique'in CJ Purple Pump rəngli bu göz kölgəsindən istifadə edəcəm. Sıx tüklü.
güçlü bir fırtın alırım. Gözümün bu hissesini tam göz kölgesine yerleştirdim. Sonra ise daha içe taraf dağıtırım. Çiğdem bence güzel olur. Biliyorsunuz ki bu kızlar Kaliforniya'da yaşıyor. Normalde böyle enlikler çok. Renkli göz makyajı. Ten, parlak bir ten. Ve gloss. Bir şey diyeceğim, şey bunu çok eliyor. Nikki Makeup. Çok farklı gözler ve parlak yüzler eliyor. Beğenirim. İki gözümü beraber eleyebileceğim görün çünkü yuxuluyam mən hələ də yatıram. Hər saat 6 və yuxusuzam. Hələlik belə qaldı gözlərim. İndi Pixi by Petra'nın bu paletini götürürəm. Sigma fırçasını götürüb. Buradakı at ya da yox bu rəngi. Ten rəngini. Qaş altımla, çok garip bir cümle kurasam. Kaş altımla göz kölgesinin arasına vururam. Bir növ göz kölgesini yayıram. Bir şey diyeceğim, bu paleti, Pixi'nin paletini benden yazan, link isteyen çok var ama bu koleksiya məhsuluydu və yoxdur. Bu açılı bir fırça götürürük və bu göz kölgəsindən alıb gözümün altını da keçirəm. Bilinəyim paleti mi? göz kölgəsi haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Pigmenti çox yoxdur. Gözümdə varmış kimi görünür. Çünki altda bir baza ilə istifadə elədim. Hər hansı bir baza ilə istifadə etdiyinizdə məncə effekti yaxşıdır. Amma tək başına. Yəni baza deyəndə də... Mən deyilmədim. Baza dediyim də yəni concealerin üstünə istifadə etdiyinizdə rəngini daha net verir. Amma tək başına istifadə edildiyində çox da... Yəni... Rəng vermir. Çox da rəng vermir. Biraz quru bir yapısı varmış kimi gəldi. Bəlkə də başqa rənglərində deyil. Çünki mən bir çox markada görmüşəm. Eyni kolleksiyada, amma fərqli rənglərdə fərqli effektlər var. Nədim qısaca danışım. Gözümün iç hissələrində də eyni bu göz kölgəsi ilə. Bənim şey göz kölgəsi ilə keçdim. Bu nəs kontur eləyəcəm. Gözüm hələlik qalsın, onu düşünəcəm. Sephora'nın kontur sticklərindən 01 Clear Light rəngi. Bunu böyle Beauty Blender'ın üstünə vurub, çünki böyle çok ağır bir kontur sticklə vururam. Bence okey. Hem təbii durdu, krem kontur. Her zaman daha yaxşıdır bence. Her kamera açıldığında göz makyajım farklı görünebilir. Çünkü her ara verdiğimizde ben makyajı biraz daha uzadıram. Çünkü o kızların çoğunun gözü belədir. Daha çekik ve makyaj daha uzun görünür. Daha büyük gözlere olduğu için benim yoktu ona göre belə göründüğüne inanırım ve göz kölgesiyle gözümü uzatmağa çalışıram. Videonun sonunda göz kölgesi burada olacak. Devam edeyim. Maybelline Master Strobing Highlighter'ı. Bunu da Beauty Blender'dan istifadə edeceğim. Üstüne biraz. Çok oldu. Bu palette, bu paletin başına neler geldiğim bir videomda özellikle danışacağım. Bu enlikten, bu ikisini karıştırıp istifade edeceğim. Çünkü bol ve parlak bir
sen ne istiyorsun burnumuzda da keserek, çünkü burnumuz da güneşten yanıp. Bu arada ben de güneşten yanmış ha. Yeterince parladı. Kaliforniya'ya gidebilirim. Devam edeyim. Kaş. Kaşıma hiç doldurmak istemiyorum. Normalde çok doldurduğum değilmez. Bu 24 Hours Pro Setter ile. Kaşlarımızda bir tek var. Şeyce bu challenge videosu mu? Dodağımı evvelce kontrolleyeceğim. Golden Rose istedim. Golden Rose'un 531 numaralı dodağ kalemi. Bunun ucunu açmak lazım. Bare Minerals'ın Girl Boss adı çok güzel. Biraz yapış yapışdı bu glossda. Video boyu ışık çok değişti. Ona göre videonun həqiqətən görüntü keyfiyyəti necə olacağını bilmirəm. Bunun için baştan üzr istəyirəm. Geçim belə oldu. Videonu bəyəndinizsə like atmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşərik. Daha çox bu tərz olmasa, yani daha çox böyle yeni məhsullar yoxladığım makyaj videoları istəyirsinizsə onu da yaza bilərsiniz. Gələcək videolarda görüşərik. Sağ olun.